Merhabalar, ismim Semih Erdemir. Sabancı Üniversitesi 2. sınıf ekonomi bölümü öğrencisiyim şu anda. 2009 yılında ben Sabancı Üniversitesi'ni kazanıp gelmiştim ve girdiğimde Basic programından başladım. Çok fazla o yaz İngilizce sınavına çalışmamıştım ve bu sürecin birazcık daha benim için kolay ve çabuk rahat geçeceğini düşünüyordum. Basic programında başladım. Öncelikle Basic'e başladığımda ve ilk Denizli'den Sabancı'nın kampüs hayatına geldiğimde olaylar çok daha başlangıçta kolay ve hiç karmaşık değil gibi görünüyordu. Aslında öyle de değilmiş. Fakat bir süre sonra olayların karmaşık olanı fakat karmaşık görünmeye başladığını fark ettim. Basic programı tamamladım rahatlıkla. Çok fazla ders çalışmıyordum. Çok fazla açıkçası neye ne kadar zaman ayırmam gerektiğini bilmiyordum. Çok da umurumda da değildi açıkçası. Çünkü işte 2 sene üniversite sınavına çalışmışsınız, gelmişsiniz falan. Halinizi bu açıdan çok rahat, çok daha iyi anlıyorum. Basic programı tamamladıktan sonra Inter programına geçtim. İşler orada birazcık daha netleşmeye başladı. Inter'e geçtikten sonra aynı çalışma temposunu veya aynı takibin yeterli olmadığını nispeten birazcık fark ettim ve Inter'i 16 haftada tamamladım. Sonrasında yaz okuluna geldim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim başından. Size yaz okulu diyenler olacak. Yaz okulu için korkmak veya aman yaz okuluna kalırım mı olacak gibi düşüncelere kapılmayın. Sizin nasıl değerlendirdiğinize bağlı bir durum bu. Çünkü eğer yaz okulunda iyi çalışırsanız bu sizin için hem kısa sürede iyi bir İngilizce öğrenme süreci de sağlayabilir. Hem de bazıları için çok sıkıcı, bazıları için çok eğlenceli bir süre olarak da geçebilir. Ki benim için gayet eğlenceli geçtiğini düşünüyorum burada kaldığım yaz okulunda. Ama bu hani yaz okuluna kalın gibi bir şey de değil. Yapmayın. Mümkün mertebe bir senelik program herkes için yeterli oluyor. Yazın Upper programına devam ettim ve Upper programına devam ettiğim süreç boyunca hem yaz olmasının etkisiyle hem de az sonra anlatacağım başka bir konu sebebiyle yazın sonunda Upper programı tamamlayamadım ve bir dönem daha okumam gerekti. Bu okuduğum dönemde pek çok tanınızın ileride hemen ilk fırsat olarak düşüneceği gibi pek çok arkadaşım da düşündüğü gibi IELTS programına yönelmeye o zamanın çevresi olarak bir eğilim vardı. Ben de IELTS'e hazırlanmaya başladım. Okulu birazcık daha boşladım. Derslere gitmeyi toptan bıraktım ve artık şey diye düşünmeye başladım. Yani nasıl IELTS'e girip geçeceğim diye düşünmeye başladım. 2 kere sınırda puan aldım. 25 puan toplamamız gerekiyor toplam. 2 kere 24,5 alarak IELTS'ten kaldım. Sonra başka bir çıkış olmadığını anlayıp tekrar ELE'ye hazırlanmaya başladım. ELE'den de B alarak gayet iyi bir notla dönemin sonunda geçtim. Fakat açıkçası bu süreçte anladığım en önemli şey şu oldu. Önemli olan sizin derse gitmeniz, oturup İngilizce çalışmanız olduğu kadar İngilizce aslında çalışmak yanı sıra bir alışmak süreci de var. Yani bazı şeyleri öğreniyorsunuz. Tamam, gramer, kelime yapısı tabii ki bunlar akademik konular, çok daha derin konular ama önemli olan İngilizceye alışıyor olmak. Ne bileyim, yabancı insanlarla konuşmak, dizi izlemek, bol bol radyo takip etmek, film izlemek, televizyon izliyor olmak ve İngilizceyi gündelik hayatınızda kullanıyor olmak. Atıyorum derse gitmek, belki size gittiğiniz bir derste hocanız sizin için o an anlamlı gelmeyen bir şeyler anlatıyor. Fakat o an o ortamda İngilizce konuşuluyor olması size çok şey öğretiyor. Bunun farkına varmamla zaten benim hazırlık sürecini tamamlamam aslında aşağı yukarı aynı zamanlara denk geliyor. Yazın çok ciddi ama ben dizi izledim. BBC'nin çok güzel radyo programları var. Onları sık sık takip ettim. Hem IELTS'e çalışırken hem ELE'ye çalışırken. Ve İngilizceye alışmam ve artık bu işi yapmaya karar vermemle beraber rahatlıkla hazırlık programını aslında verdiğimi söyleyebilirim. 1,5 yıllık bir süreç ama dönüp baktığımda aslında bugünden bana kalın hem güzel geçen 1,5 yıl hem de iyi bir İngilizce olduğunu görüyorum. Hazırlığın yanı sıra tabii çok akademik şeylerden bahsettim şu anda. Sabancı'da hayat da çok önemli bir konu. Ki ben de bunu çok farklı birimlerde çabalayarak, bulunarak da geçirmiş bir insanım. Şöyle ki Sabancı'da olduğunuz süreç boyunca mümkün mertebe katılabildiğiniz kadar çok kulübe katılın. Tanışabildiğiniz kadar çok insanla tanışın ki hazırlık senesi bunun için sizin en büyük avantajınız olacak. Çünkü hazırlıktaki tanıştığınız arkadaş sayısını hiçbir yerde bulamayacaksınız. Çünkü insanlar derslere girecekler, çıkacaklar, kimseyi tanıyamayacaksınız. İstanbul dışından geliyor olabilirsiniz. Bu size ilk başta birazcık arkadaş açısından, sayı açısından dezavantaj sağlıyor olabilir. Bunu hazırlıkla ve kulüplerle kapatabilirsiniz. Ki İstanbul'dan gelen insanların hani kendi liselerinden arkadaşları olup onlar kendi içlerinde bir süre beraber oluyor olabilirler. Fakat bir süre sonra sizin kampüste yalnızlık çekme riskini bitirmeniz için kesinlikle kulüplere aktif olarak katılmanız ve ciddi anlamda diller okuluna gidip gelmeniz gerekiyor. O teneffüslerde yapılan sohbetler sonra size çok büyük arkadaşlıklar olarak gelebiliyor ki üniversite hayatının size belki de getireceği en büyük olaylardan birisi bu. Çünkü ne kadar arkadaşınız varsa o kadar
ileride arayabileceğiniz insan oluyor. Hı hı. İleride bunlar size kalıyorlar. Bir başka tavsiyem, belki bu pek çoklarınız için anlamlı veya anlamsız gelebilir, fakat kampüsümüz çalışma bursları açısından çok zengin bir yer. Çok farklı birimlerde çalışabiliyorsunuz ki bir miktar ücret kazanıyorsunuz çalıştığınız saat boyunca. Fakat asıl burada önemli olan nokta, yani kendi paranızı kazanmanın hazını apayrı bir yere koyarak söylüyorum, farklı birimlerde iş hayatını görüyorsunuz. Mesela ben tanıtım hazırlık yılımdan beri tanıtım sürecinde çalışıyorum. Pek çok insanla konuştum. Belki şöyle bir yaklaşık konuşacak olursam, belki 5-6 bin civarında adayla konuştum. Yaklaşık 50-100 tane okula gidip sunum yaptım. 100'den fazla, 200'den fazla okulu kampüste karşıladım. Pek çok fuara gittim. Pek çok okulun tanıtım faaliyet bölümündeki insanları tanıyorum. Onun yanı sıra rektörlük bölümünde çalıştım. Burada ofis hayatı nasıl olur, mail nasıl yazılır, toplantıya nasıl girilir gibi pek çok konuyla haşır neşir olma şansım oldu ve açıkçası siz çalıştıkça pek çok farklı insanla tanışıp çok derin deneyimler elde edebiliyorsunuz. Bu tarz fırsatları da görün. Sabancı için genel toplayacak olarak söyleyecek olursam, Sabancı geldiği için gerçekten çok şanslısınız. Önemli olan çıkan şansları değerlendirmeyi bilmek. Sadece MySu'daki duyuruları bile takip etseniz, sadece etrafınızdaki insanların ne konuştuğunu bile takip etseniz Sabancı'dan çok fazla şey kazanabilirsiniz. Önemli olan bazı şeylerden vazgeçmeyin. Yani hazırlıkta durumlar kötü gitti, vazgeçtim. İşte okulda arkadaşım az, ya ben bu okulu sevmiyorum, işte ne bileyim, veya belli problemlerim var, ya aman vazgeçiyor, üf ne olacak gibi şeylerin peşine gitmeyin. Üstüne gittikçe siz kazanıyorsunuz. Umarım önünüzde güzel bir 5 yıl olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Programla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı? TG ile ilgili. Programla ilgili. Temel geliştirme yılı. Temel geliştirme yılı. Bunu özellikle yani, ilk yıl bu öğrenciyi, pek çok öğrencinin karşısına çıkacağı için bunları söylüyorum. Sabah derslere gitmek çok zor geliyor olabilir. O derslere arkadaşlar gidin. Sabah derslerini ben az giden bir insandım ve bunu sonradan gördüm. Yani derse gidiyor olmak size çok şey kazandırıyor. Yani o ortamın içinde olarak, orayı soluyarak bazı şeyleri elde ediyorsunuz. Önemli olan derslere gidiyor olmak veya hocalarla düzenli iletişim kuruyor olmak. Çünkü siz ne kadar onlarla konuşursanız, ne kadar o ortamın içinde bulunursanız, zaten işler kendi kendine rayına giriyor. Çok ekstra bir şey yapmanız, işte ölümcül çalışmanıza gerek yok. Önemli olan sizin sürecin yapması gerektiklerini yerine getirmeniz. Mutlaka eğlenebilirsiniz. Mutlaka her şey için zaman var. Yani aslında düşündüğümüzde günlük 4 veya 6 saat dersinizin dışında tamamen özgürsünüz ki pek çok, hem üniversite hayatının geleceği için hem de iş hayatına göre düşünürsek çok daha özgür bir zaman. Ben takip etmelerini çok şiddetle öneriyorum yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.